Hepiniz hoş geldiniz. Avrasya Hospital Değerleri Kalite Politikası Hizmetleri Doğrultusunda bu cuma yapacağımız sunumumuzda hemşirelik hizmetleri adı altında bizim beyaz meleklerimiz dediğimiz tüm hemşirelerimizi temsilen değerli sorumlu hemşire arkadaşlarımızın sunumlarını hep beraber dinleyeceğiz. Avrasya Hospital olarak tüm kalite standartlarımızla sağlık hizmeti sunmakta, tüm insanlığa şifa dağıtmaktayız. Tabii burada hekimlerimiz kadar hemşirelerimizin de hastaların tedavi süreçlerinde olan büyük desteğini unutmamamız gerekir. Şifa bulan tüm hastalarımızın bu kapıdan sağlık kalitesinin yükselmiş şekilde çıkmalarında hemşirelerimizin önemli payları mevcuttur. Hemşirelerimiz, sizler de takdir edersiniz ki doktorlarımızın belki de en büyük destekçileri kurumumuzda. Tıbbi tedaviler dışında hatta birçok hastanın ruhi, duygusal yönden belki de büyük destekçileri. Avrasya Hospital kadrosunda hekimlerimizle birlikte yaklaşık 350 kişilik dev bir uzman kadroya sahibiz. Bunun yaklaşık 100'ü hemşire, sağlık memurları ATT'lerden oluşmaktadır. Bu yüzden bizler için hekimlerimiz kadar değerli ve özelsiniz. Buradan hekimlerimiz kadar hemşirelerimizde de tabii seçicilik söz konusu. Hastalarımız yönünden baktığımız zaman tabii birçok hastaya denk geliyoruz. Mutlaka bu doktor, mutlaka benim doktorum o, ona gideceğim. Ben yatan hasta servislerinde de mesela yatış yapan hastalarda çok denk geliyorum bunlara. Daha önce orada yatmıştım. O katı mutlaka tekrar istiyorum. Üçüncü kat, beşinci kat bu tüm katlarımız için geçerli. Burada da bunu duyduğumuz zaman tabii ki hasta memnuniyetini sağladığımızı, gerektiği ilgi alakayı gösterdiğimizi tekrardan bir kez daha görmekteyiz. Tabii sadece yatan hasta servisimiz değil, diğer alanlarımızdaki tüm hemşire arkadaşlarımız için de bunlar geçerli. Yeterli yakınlığı, ilgi alakayı gördükleri için bizlere tekrar tekrar teşekkürlerini sunmaktalar. Şimdi değerli arkadaşlarımızın sunumuna geçmeden önce ayağının tozuyla hemen başhekim yardımcımız Sayın Ali Güven Akıncı'yı kürsüye açılış konuşmamızı yapmak üzere davet ediyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Yok, kaçmaya çalıştığımı düşünmeyin. İşler bitmedi. Ancak gelebildim. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşların hazırlıklarını biraz baktım. Geçen sefer videolar falan vardı. Gene var mı diye de. Bayağı bir sefer güzel hazırlandılar. Yalnız Gülay Hanım herhalde onları sunmakta biraz zorlanacak. Okumakta epey bir şey var. Şimdi burada konuşulacak şeyler hepimizin bildiği, hepimizin işin içinde olduğu, yani hekimler anlamında en azından söylüyorum. Bizi de çok doğrudan ilgilendiren bir konular. Hatta hani doğrudan bizim işimiz. Onun dışında fazla bir şey yok. Hemşireler olmadan hiçbir şeyin dönmeyeceğini söylemeye gerek yok. Hatta geçen de tıp 3'te bir arkadaş vardı, tavsiye istedi. Dedim asla hemşirelerle ters düşme. Hayata tek tavsiyem olsun, rahat edeceksen. Arkadaşların hazırlıklarını gördüm, onlar ayrı bir şeylerdi. Hemşirelerle ilgili söylemek istediğim şu, epey yani benim gördüğüm, benim algım bu, tabii bu tek yönlü bakıştır. Çok yoğun, çok da özverili çalışıyorlar bu hastanede. Bazen onların yaptığı şeyler ve işte onların kaldığı süreleri görünce ben kendimden utanıyorum açıkçası. Uğraştıkları işler, kendi işlerinin ötesinde uğraştıkları işler anlamında da bunu söylüyorum. Birçok şey yapıyorlar. Resmen hastanenin bel kemiği durumundalar. Biz onlar sayesinde dengede yürütebiliyoruz işlerimizi. Bu konuda hepsine teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Bunun dışında aksaklıklar dersek çok fazla aksaklık olarak görünen şey var. Ne yazık ki konular hep servisler, katlarla ilgili olunca bunların ucu mutlaka bir yerden hemşirelere değiyor, ister istemez değiyor. Hep onlar üzerinden sıkıntılar çözülmeye çalışılıyor. Onlar da sağ olsunlar bunları tolere etmek için çok uğraşıyorlar. Fakat bir yerden sonra da tıkanıyor. İşte o noktalarda bizim destek olmamız, yardımcı olmamız gerekiyor. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. İnşallah bu sunum o konuda bize bir takım şeyler verir, çıkışlar verir. Yani görmediğimiz şeyler olabilir. O konuda da bir bilgi alırız. Bir şeyler rayına oturur belki bu sunumlar sayesinde, eksik kalan şeyler varsa. Çünkü bir de şikayet etmeden bir şeyin hata mı yanlış mı doğru mu olduğunu da çok takip edemiyoruz.
belki burada hemşehriler hem süreci anlatırlar hem de belki bize bir şeyler şikayet ederler. Bilmiyorum, yapacaklar var. Bir şey bildiğinden söylemiyorum o arada. Ama yaparlarsa çok iyi olur. Bir işe yarar, hiç değilse sonuç alırız. Teşekkür ediyorum sana. Evet, şimdi değerli arkadaşlarımızın, değerli hemşehrilerimizin sunumuna geçeceğiz. Öncelikli olarak onlara ben büyük bir alkış istiyorum. O biliyor amaçlı, kendilerine güzel bir moral olsun. Öncelikli olarak baş hemşiremiz Sayın Gülay Aziret Tosunay. Bizlere hemşireliğin tanımını yaparak hemşireliğe dayalı misyon, vizyondan bahsedecek. Buyurun, söz sizde. Merhaba, hoş geldiniz. Size hemşirenin tanımıyla başlıyorum bugün. Mesleki eğitim almış, hekim, laborant, radyoloji ve diğer sağlık personeliyle işbirliği yaparak hastanın tedavisini ve bakımını sağlayan sağlık çalışanına verilen isimdir. Modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale'dir. Nightingale şu sözleriyle ünlüdür. Tanrı'nın en değerli armağanı olan hayat, çok defa hemşirelerin ellerine terk edilmiştir. İlk Türk hemşire Selçuklu döneminde yaşamış olan Gevher Nesibe'dir. 12 Mayıs günü Florence Nightingale'in doğum günüdür ve her yıl dünyada hemşireler günü olarak kutlanmaktadır. Hastanemizde hemşireliğin misyonu diyorum. Hemşirelik mesleğinde bilim ve teknolojiyi kullanarak hasta bakımını planlamak, uygulamak ve değerlendirmek, hasta çalışan memnuniyeti ve güvenliğin ön planda tutulduğu ekip anlayışını benimseyen ve etik değerlerle hareket eden hemşirelik hizmeti sunmaktır. Vizyonumuz ise çağdaş, teknoloji ve bilgiyi yakalamış, insanı bütüncül yaklaşımı benimsemiş, değişime ve gelişime açık, bakımda kaliteyi benimseyen hemşireler ile en iyi sağlık hizmetini sunmaktır. Hemşirelikte değerlerimiz, dürüstlük, yaratıcılık, değişim açıklık, sorumluluk, çalışkanlık, girişkenlik, duyarlılık, eşitlik, demokratik olma, insana saygı. Ayrıca ortak yetkinliklerimizle paylaşalım. Amaç belirlemek, amaç birliği sağlamak, ekip içi ve ekipler arası işbirliği, iletişim ve etki yaratma, sonuç odaklı olmak, girişimcilik, kapsamlı bakış, kendini ve ekibini geliştirme, farklılıklara uyum. Mesleğimizin gerektirdiği bazı özellikler var. Bunlardan kısaca bahsedelim. Üst düzeyde genel yeteneğe sahip olmak, biyolojiyle ilgili ve bu alanda başarılı, İnsanlara yardım etmekten hoşlanan, sorumluluk duygusu yüksek, çabuk ve doğru karar verebilen, tedbirli, tertipli, şefkatli, sevecen ve sırdaş, empati kurabilen, bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı kimseler gerekir. Ve hepimizin de uzun yıllardır sonuca bağlayamadığımız, çözemediğimiz bazı memnuniyetsizliklerimiz var. Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Çok fazla üzerinde durmak istemiyorum. Görev yetki ve sorumlulukların belli olmaması, risk fazlalığı, görev dışı işlerde çalıştırılmaması, meslekte ilerleyememe, toplumun mesleğe yönelik olumsuz yaklaşımı, yoğun çalışma temposu, yardımcı sağlık personeli olarak değerlendirilme, fazla çalışma saati, ücret yetersizliği, istenilen branşta çalışamamak gibi sıralanabilir. Hemşireliği kısaca tanımladıktan sonra hastanemizde hemşirelik hizmetleri prosesimizin amacıyla başlıyorum. Avrasya Hastanesi politikası doğrultusunda hemşirelik bakımının en üst düzeyde karşılanması için hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yönetilmesi, denetlenmesi ve koordine edilmesini sağlar. Hemşirelik hizmetleri hastanemizin tüm birimlerini etkiler ve tüm birimlerinden etkilenir. Şu an faaliyetlerine geçelim. Faaliyetleriyle ilgili başhekimle birlikte yaptığım vizitler söz konusu. Her gün sabahları Doktor Türkan Hanım'la başhekimle birlikte yatan hasta servislerimi yoğun bakımlara getiriyoruz. Öncelikle bu birimlerdeki olumsuz, problem, bir sıkıntı var mı diye hemşire hanımlarla görüşüyoruz. Hemşire hanımlar hastalar hakkında bize ön bilgi veriyor. Sonra hastaların odalarını ziyaret ediyoruz. Hasta odalarını ziyaretlerimizde hastaların şikayetleri varsa onları dinliyoruz. O noktada çözüm üretebiliyorsak hızlıca çözüm üretiyoruz. Değilse notlarımızı alıp daha ileride yönetimle birlikte konuşarak çözüm üretmeye çalışıyoruz. Memnuniyetleri varsa da bunları alarak mutlu oluyoruz. Diğer bir faaliyete geçelim. Çalışanların denetlenmesi. Hastanemizin belirlediği bazı kurallar var. Bu kuralların çalışanlar tarafından uyulmadığını gözlemliyoruz. Daha mesela tüm çalışanlar için düşünürsek ırk kıyafete uyum, formalarımıza uyum. Veya bayan çalışanlarımızın
yapmalarını istiyoruz. Aşırı makyaj yapmalarını istemiyoruz. Erkeklerin tıraş olmasını, düzgün kıyafetlerini bütün ve düzgün giymeleri, tüm çalışanların işte yaka kartlarına takılı olması gibi çalışanların uyması gereken kuralları konusunda da denetlemeler yapıyoruz ve bu konularda uyarılar da bulunuyoruz. Ayrıca başka faaliyetlerimizden biri ayaktan ve yatan hasta memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi. Yatan hasta anketlerimiz her gün servislerimizde toparlanıp bize yönetime geliyor. Ayrıca ayaktan hastalarımızın da şikayet kutularına veya dilek kutularına bıraktığı anketlerimiz oluyor. Bunları değerlendirme yapıyoruz. Bu memnuniyet anketlerinde eğer hastalar bize teşekkürlerini belirtmişlerse bu teşekkürleri hangi birim, hangi kişi aldıysa tarafımızdan aranıyor ve teşekkürlerimizi öncelikle sunuyoruz, memnuniyetimizi biliyoruz. Bazılarını da 8. katta konuya asıyoruz, sizlerle paylaşıyoruz. Bazen de şikayetler alıyoruz tabii ki. Bu şikayetleri de ödül olarak katılıyoruz kendimize. Bu şikayeti aldığımız birim, bölüm, kişi, kimse öncelikle onunla görüşüyoruz. Bu şikayet nasıl oluşmuş? Bu sorun nasıl yaşanmış? Sonucu değerlendiriyoruz. Sonrasında hastaya dönüyoruz. Hasta veya yakınına dönüyoruz. Şikayetiyle ilgilendiğimizi ifade ediyoruz. Çözebildiğimiz noktada kendisine açıklamalarda bulunuyoruz. Eğer sorunu çözememiş olsak bile hastaya biz geri döndüğümüzde o sorun %50 kendiliğinden çözülmüş olur. Yani hastaya geri dönüş olmak bizim için büyük bir artı. Başka bir faaliyete geçelim. Sorumlu hemşire günlük checklistlerinin değerlendirilmesi. Checklistlerimiz var. Yaklaşık bir aydır kullanıyoruz. Yeni oluşturduk bunları. Sorumlu hemşireler servislerinde her sabah bu formu dolduruyorlar ve bana gönderiyorlar. Öncelikle ben değerlendiriyorum. Sonra Doktor Ali Güven Bey ile birlikte en son değerlendirmesini yapıyoruz. Buradaki amacımız ne? Bu amacımız bu tekrarlanan hataların sıklığını takip etmek. Ayrıca uyulması gereken bazı kurallar var. Bu kurallara kişiler ne kadar uyuyor? Uymadıklarında bunu hatırlatmak amacıyla bu checkliste iki sayfa önlü arkalı dolduruyoruz ve kişilerin geri dönüşlerinde hatalarını paylaşıyoruz. Veya doğru yaptıkları bir şey varsa da yine devamını sağlıyoruz. Başka bir faaliyete geçelim. Kalite çalışmalarına görev alma. Hastanemizde ya prosedürler var, talimatlar var, formlar var. Bunların yenileri hazırlanıyor. Kullanımda olanların bazıları revize ediliyor. Veya yeni kanunlarla gelen bazı şeyler var. Bunların tüm çalışmalarında kalite ekibiyle birlikte ben görev alıyorum. Ve biliyorsunuz kalite temsilcimiz Güner Bey. Öncelikle onun hemşireler adına düzenlediği yaptığı planlar varsa arkadaşlarla en hızlı şekilde paylaşıyorum. Ve SKS'nin yani Sağlık Bakanlığı'nın SKS denetimleri var. Bu denetimlere hazırlık yapıyoruz. Bu denetimlerle birebir bulunuyoruz. Yine bizim 2003 yılından aldığımız ISO belgemiz var. Bu belge içinde çalışmalar yapıyoruz ve bu yılın denetimlerini bulunuyoruz. Başka bir faaliyete geçerse iş başvurularının değerlendirilmesi. Sağlık çalışanı ve personel olursa bu iş başvuru formlarıyla birlikte ilk görüşmelerimi ben gerçekleştiriyorum. Eğer bizim açık bir alanımızda bir görüşme ise bu, açık bir alanımız mevcutsa, bu görüşme olumlu geçtiyse genel koordinatörümüz öncelikle değerlendirme formunu doldurarak genel koordinatörümüz İbrahim Bey'e yönlendiriyor. İbrahim Bey'in de görüşmesi olumlu geçtikten sonra görüşme özlük işlerine evrak listesini almak üzere devam ediyor. Eğer açık bir alanımız yoksa yine de bu görüşmeleri değerlendirip formların üzerine not düşüyoruz. Olumlu, olumsuz. Ayrıca bir tanım varsa bunu belirtiyoruz. Bu formları kaldırıyoruz. İhtiyaç olduğunda geri dönerken formlara bakmak kolay olur. Başka bir faaliyet oryantasyon eğitimimiz. Kişi işe alındı, başladı. İlk bir haftada, yaklaşık iki ay deneme süresi oluyor. Bir ay, ilk bir haftada oryantasyonla ilgili eğitim planlıyoruz kendisine. Bir rehberimiz gösterelim. Yeni hazırladığımız oryantasyon eğitim rehberimiz var. Bu rehberin kısaca konu başlıklarını söyleyeyim ben size. Hastanemizin tanıtıyor, tarihçesi, fiziki yapısı, özlük bilgileri, genel hizmetler, birimlerimiz, güvenlik hizmetleri, hastanenin yerleşim planı, genel organizasyon aşaması, oryantasyonluk eğitim konuları, eğitim konuları, içerikleri, bölüm uyum eğitimleri gibi konuları içeriyor. Bu kitapçığımızla birlikte kişiye eğitim veriyoruz. Enfeksiyon hemşiremiz enfeksiyon konusunda eğitim veriyor. İş sağlığı, iş güvenliği uzmanımız Samet Bey, afet yönetimi ile ilgili eğitim veriyor. Oryantasyon eğitimini yaklaşık olarak bir haftada tamamlamaya çalışıyoruz. Diğer bir faaliyetlere geçince hizmet içi eğitimlerimiz var. Bu hizmet içi eğitimlerimiz hastanemizin içerisinde yine hastanemizin çalışanları tarafından yapılan eğitimlerdir. Bu eğitimler SKS standartlarının istediği eğitimler var. Onları yapıyoruz. Birimlerden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda veya
bizim döflerimizden çıkan sonuçlar doğrultusunda hazırladığımız eğitimler var. Bu eğitimlerimizi hazırlıyoruz ve yapıyoruz. Bu eğitimlerin sonucunda değerlendirme formları bırakıyoruz sizlere. Pek hoşlanmıyorsunuz zannediyorum ama bu formları doldurmanızı rica ediyorum. Bu formlardan sonra istatistik çıkartıyoruz ve tekrar sonuç olarak değerlendirmiş oluyoruz. Ben size teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Şimdi acil servis sorumlu hemşiremiz Sayın Aynur Hizal bizlere sunumunu anlatacak. Hemşiremiz tabii daha önceden acil servisiyle ilgili yaptığımız sunumumuzda da burada bizlere destek olarak güzel bilgiler aktarmıştı. Şimdi tekrardan kendisini dinleyeceğiz. Acil servis hemşireliği ile ilgili bize kısa bilgilendirmeler yapacak. Tekrar hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Acil servis acile başvuran hastaların teşhis ve tedavilerinin zamanında doğru olarak ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlıyoruz. Bize hastalar ayaktan başvurabiliyorlar. Aynı zamanda poliklinik hastaları da ilk müracaat olarak bize geliyor. Bazıları sadece yönlendirme amaçlı olabiliyor. Bunları da doktor gözetiminde yapıyoruz. Hasta acile başvurduktan sonra muayene odasına alıyoruz. Doktorumuz ön değerlendirmesini yapıyor. Bazı hastaların müdahalelerini biz gerçekleştiriyoruz, bazılarını da polikliniklere yönlendiriyoruz. Eğer hasta bizde kalacaksa o zaman müşahede odasını alıyoruz. En fazla 4-6 saat hastayı müşahede odasında gözleyebiliyoruz. Daha sonraki yatış için servise gönderebiliyoruz. Müşahede odasında izlediğimiz formu burada. Doktorlarımız mutlaka bu formu dolduruyorlar. İmzalı ve kaşeli olması gerekiyor. Çünkü Sağlık Bakanlığı denetlemelerinde bu formun mutlaka doldurulması gerektiğini istiyorlar bize. Daha sonrasında eğer hasta bizden servislere, ameliyathaneye ya da kurum dışına transfer olacaksa o zaman transfer yardımımız var. Bununla hastaları yönlendiriyoruz. Hastaların transferini formunu doldurduktan sonra hasta kabulden yatış yaptırıp servis hemşirelerini hastamıza teslim ediyoruz. Eğer kurum dışına transfer olacaksa da yine aynı formu doldurup hastanın 112 ile ya da bizim ambulansımıza sevkini sağlıyoruz. Şimdi yatan hasta servis sürecini anlatmak için sözüm verin inşallah. Evet, yatan hasta servisi sorumlu hemşirelerimizden Sayın Ümran Karahan Bal bizlere yatan hasta servisinde hemşirelik süreçlerinden bahsedecek. Hepinize hoş geldiniz. Ben size yatan hasta servisindeki hemşirelik süreçlerinden bahsedeceğim. Yataklı servis hizmetlerindeki prosesimizin amacını hastanemizde yatarak tedavi gören hastaların güvenli bir şekilde tedavi ve bakımını sağlamaktır. Başhemşirimizin de anlattığı gibi hemşirelik hizmetleri tüm birimleri, hemşirelik hizmetleri prosesi tüm birimleri ilgilendiren etkileyen ve etkilen bir prosestir. Yatan hasta servisindeki faaliyetlerimiz nelerdir? Şimdi biraz bunlara göz atalım. Faaliyetlerimizde serviste hasta yatışıyla başlanır. Hastanın servise kabulü, hastanın tedavisi ve bakımı, hasta bilgilendirmesi ve eğitimi, ilaç ve malzeme temini, narkotik ilaç yönetimi, kullanılan malzeme ve cihazların dezenfeksiyon ve sterilizasyonu, tıbbi atık ayrıştırılması ve uzaklaştırılması, indikatör takipleri, genel temizlik kurallarının yerine getirilmesi, personelin görevlendirilmesi ve denetimi, en sonunda da nöbet teslimi şeklinde faaliyetlerimizi sıralayabiliriz. Burada hemşire arkadaşlar birbirine nöbet teslim ediyorlar. Nöbet teslim ederken yatan hasta servislerinde yatan hasta servis nöbet teslim formu kullanırız. Bu formda özellikle narkotik ilaçlar bizim için çok önemlidir. Narkotik ilaçları özellikle birbirimize sayarak ve imza karşılığında bu form üzerinde teslim ederiz. Aynı zamanda serviste kullanılan bazı cihazları da önemli ve bazı cihazları da yine birbirimize imza karşılığında teslim ederiz. Daha sonra hemşire gözlem ve değerlendirme formumuz vardır. Bunu doktorlarımız da bilirler. Buraya gün içinde hastaya yaptığımız, uyguladığımız bakım, tedavi ya da hastayla ilgili gelişen önemli bilgileri buraya yazarız ve her nöbet değişiminde birbirimize imza karşılığında teslim ederiz. Doktorumuz da, hastamızın doktoru da bu formu göz attığında hastanın o gün neler yaşadığını kısaca bu formla görmüş olabilirler. Daha sonra yatan
hasta bize hasta kabul kağıdı ile birlikte gelir. Hasta karşılanır, hastayı hemşire odasına alır, hemşireye, hemşire hastayı önce kendini tanıtır, daha sonra oda tanıtımı yapar. Oda tanıtımını yaparken yatak başı ve banyolarda bulunan hemşire cihaz, hemşire çağrı sistemimizi, el dezenfektanı kullanımını, banyo, televizyon, telefon, yatak kullanımı, kahvaltı ve yemek saatleri, kafeterya hizmetleri, ziyaret saatleri, mescit, iletişim numaraları ile ilgili olarak sözel bilgiler verir ve her hasta yatağımızın başında bulunan hasta ve refakatçilerin dikkatini şeklinde yazılı bir bilgilendirme yazımız vardır. Bunu da hastalarımızın okumasını sağlarız. Siz bizleri gündüz çok görüyorsunuz ama bir de gece ekibimiz var. Hepsi değiller burada ama birkaç tanesini şöyle bir fotoğrafını aldık sizin için. Onlar gece hemşirelerimiz. Daha sonra yatan hasta servisinde ne yaparız? Hastanın ateş nabız, tansiyon ve oksijen saturasyonu, gerekirse solunum sayısını sayarız ve bunları hasta takip tabelasına ve derece kağıtlarına kaydederiz. Hastaya kimlik tanımlayıcısı olan bileklikleri takarız. Biz hastanemizde iki çeşit bileklik kullanırız. Birisi beyaz, birisi de kırmızı bilekliktir. Beyaz bilekliği her hastaya takarız. Kırmızı bilekliği ise sadece alerjisi olan hastalara takarız. Mutlaka hastalarınızın yukarıda siz de görmüşsünüzdür. Daha sonra hemşirelik hizmetleri hasta ön değerlendirme formu ile hastamızı değerlendirir ve anamnezini alırız. Bu işlem bizim için çok önemlidir. Bu işlem hem bizim için çok önemlidir, hem hasta için hem de doktor için çok önemlidir. Çünkü burada alacağımız bilgiler doktorumuza da ışık tutmaktadır. Bunu yaparken hastanın kimlik bilgilerini, kronik hastalıkları olup olmadığını, geçirmiş operasyonları olup olmadığını, alışkanlıklarını, alerjilerini, kullandığı ilaçları, beslenme durumunu, diyetini, fiziksel ve psikolojik durumunu ve kişisel bakımı gözden geçirilir. Bu formu şöyle göstereyim size. Hemşirelik hizmetleri hasta ön değerlendirme formu şeklinde bir formumuz vardır. Doktorlarımız da bu formu bilirler. Her hastanın dosyasında vardır. Bu formu gerçekten doldurduğumuzda hastayla ilgili tüm bilgileri bu form üzerinde görebiliriz. Bu form yine doktorlarımıza yardımcı ve ışık tutan bir formdur. Yani bu forma bir göz attığında doktorumuz da hastayla ilgili tüm bilgileri görmüş olacaktır. Hasta takip tabelamızda hastanın aldığımız vital bulgularını geçiririz ve burada hastanın aldığı çıkardığı sıvı takibi varsa, işte direni varsa, NGS'si varsa, idrar durumu, mobilizasyon durumu, işte gayta durumu, diyet durumu, her şeyi bu form üzerinde yazabiliriz. Yine doktorumuz bu forma göz attığında hastası hakkında kısaca bir bilgi almış olur. Daha sonra yatan hasta servisinde ne yaparız? İteki düşme riski ölçeği ya da harizmik düşme riski ölçeği ile hastanın düşme riskini değerlendiririz. İteki düşme riski ölçeğini yetişkin hastalarda, harizmik düşme ölçeğini de çocuk hastalarda kullanırız. Bunu yaparken hastanın yaşını, yine kronik hastalık öyküsü olup olmadığını, kullandığı ilaçlarını, son bir hafta içinde ilaç kullanımını, riskli ilaç kullanımını, bedensel engeli olup olmadığını, bilinç durumunu, fiziksel desteğe ihtiyacı olup olmadığını, denge problemini ve tansiyon durumunu değerlendiririz. O formu size şöyle göstermek istiyorum. Yine doktorlarımız bu formu dosyalarda görebilirler. İteki düşme riski ölçeğinde bu sorulara cevap bulurken puanlama sistemi vardır. Puan veririz. Eğer bu puan 5 ve 5'in üzerindeyse hastaya yonca işaretiyle bunu belirtiriz. Çocuklarda da aynı şekilde yine puan sistemiyle bunu yaparız ve çocuklarda 15 puanın üzerindeyse eğer bu sembolü kullanırız. Bu sembolü hastanın hasta odalarının kapısında sizler de görebilirsiniz. Bunu işareti gördüğünüzde hastanızın düşme riski olduğunu dikkatini çekmektir niyetimiz. Daha sonra yatan hastanın anamnezini aldıktan sonra yanında ilaçları ve tetkikleri varsa bunları teslim alırız ve imza karşılığında kayıt altına alırız. Hastadan mutlaka aydınlatılmış onan formuna hastaya okuturuz ve bunun imzasını alırız. Bu yapılan denetlemelerde bize bunu çok sorun olarak sunarlar denetçiler.
mutlaka doktorların imzasının ve kaşesinin olması gerektiğini söylerler. Doktorlarımıza da bunu imza ve kaşe yaptırırız ve formumuzu tamamlarız. Daha sonra eğer yatan hasta medikal tedavi alacaksa ne yaparız? Hekim hastanın telatini ve diyetini, özellikle diyetini de doktor tedavi tabelasına order eder. Order edilen bu tedaviyi biz hemşireler hemşire tedavi tabelamızda yazar ve saatlerini düzenleyip hastanın tedavisine başlarız. Hekim eğer hastaya tetkik isterse bunları yaptırır, sonuçlarını takip eder ve mutlaka doktoruna bilgi veririz. Eğer hastayla ilgili konsültasyon isteği varsa, ilgili hekimle bağlantıya geçerek konsültasyon isteğini karşılarız. Konsültasyon formunun doldurulmasını sağlar ve hastanın kenar doktoruna yine bilgi veririz. Eğer hasta, eğer hekim o an serviste yoksa ya da hastanede yoksa, sözel ya da telefonla order vermek istediyse, sözlü ve telefonla tabip talimatları formunu doldurur, en geç 24 saat içinde bu formu doktoruna onaylatır ve order etmesini sağlarız. Sözlü bir telefonla tabip talimatları formumuz da bu şekildedir. Yine doktorlarımız bunu tanır. Doktor telefonla ya da sözel order verdiğinde ilaçları, ilacın dozunu, uygulama yolunu, uygulama saatlerini hemşire bu kısma yazar. İki kişi bunu teyit eder, imzalar. Daha sonra doktor servise geldiğinde doktor kısmına imza kaşe alır ve en son onaylatarak bu formu yine hasta dosyasına kaldırır. Konsültasyon formunu yine hepimiz tanıyoruz. Konsültasyon formunda da konsültasyon hekim üst kısmı doldurur, hasta hakkında kısa bilgi yazar. Daha sonra konsülte eden doktor da yine hastayı konsülte ettikten sonra bilgilerini yazar ve formu onaylar. Biz yine bu formu hasta dosyasında saklarız. Yatan hasta servisinde hastaya kan transfüzyonu yapılacaksa, kan transfüzyonu bizim için çok önemlidir, riskli bir işlemdir. Hastadan önce kan takabilmemiz için, kan ya da kan ürü takılabilmemiz için onam istememiz gerekir. Hastaya kan ve kan bileşenleri nakli için bilgilendirilmiş onam formuna imza alınır. Daha sonra da kan ve kan bileşenleri istem formu ile istek yapılır. Kan ya da kan ürünü temin edildikten sonra laboratuvarda cross match yaptırılır ve sonuç uygun çıkarsa kan ve kan transfüzyonu takip ve izlem formu ile hasta takip edilerek hekiminin de uygun gördüğü süre içinde transfüzyon gerçekleştirilir. Transfüzyon sırasında eğer bir reaksiyon ile karşılaşılırsa doktora haber verilir ve gerekli işlemler yapılır. Şimdi kan ve kan bileşenleri için onam formumuzdan biraz bahsetmek istiyorum. Bu çok önemli bir form. Yani hastaya kan takmadan önce de mutlaka onam almamız gerekiyor. Ve bu onay kısmında mutlaka onayı alan hemşirenin, doktorun ve hastanın, eğer hasta onaylayamıyorsa yakınının mutlaka imzasını almak durumundayız. Kan ve kan ürünlerini isterken kullandığımız form da budur. Bunu doktor istem yaparken mutlaka hastaya ne kadar sürede verileceğini bu kısma yazması gerekir. Ve yine biz onaylatarak dosyasına koyarız. Daha sonra kan ve kan ürünleri transfüzyonu izlem formu dediğimiz formda da hemşire artık hastaya kanı takar ve burada hastayı izler. İlk 15 dakika mutlaka hastanın yanında bulunur ve daha sonra yarım saat aralıklarla yine hastanın vital bulgularını alarak bu formda hastayı izler. Mutlaka bunu yaparken iki hemşire kontrol eder ve mutlaka verilmiş süresine uyulur. Yani doktorun size vermeniz gerektiği sürede, ne kadar vermesi gerektiği sürede söylediyse buraya da o süreye yazılarak o süreye uymaya çalışılır. Tabii bu arada bir reaksiyon gelişilirse o zaman transfüzyon yarıda kesilir ve diğer işlemler yapılır. Eğer hasta ameliyat olacaksa neler yapılır? Hastanın yatışı yine hekimine ve ameliyathaneye haber verilir. Hastanın var olan tetkik raporları alınır. Ameliyat için gerekli rutin tetkiklerinin varlığı araştırılır. Hastanın ameliyat onayı alınır. Ameliyat için yapılması gereken rutin tetkiklerimiz vardır. Her hastaya, ameliyat olacak her hastaya kan sayımı, kanın pıhtılaşma zamanı. Bunun yerine bazen PTA, PTT bakılabilir. Kolinesteraz. Hepatit markörleri mutlaka 15 yaş üzeri her hastaya bakılır.
EKG 40 yaş ve üzeri her hastaya mutlaka bakılır. Eğer hekim isterse ayrıca akciğer filmi çekilebilir. Ameliyat için gerekli olan ultrason, röntgen, tomografi ya da MR raporları mutlaka hastanın dosyasına konulur. Ameliyat hazırlık, izlem ve transfer formu ile güvenli cerrahi kontrol listesi doldurulur. Ameliyat hazırlık, izlem ve transfer formunda yine hastanın kimlik bilgileri, işte kullandığı ilaçlar, daha önceden geçirilmiş operasyonları ve ya da kronik hastalığı varsa bu yazılır. Hastanın ameliyat hazırlığıyla ilgili bilgiler gözden geçirilir, açlık süresi belirtilir ve dosyaya kaldırılır. Güvenli cerrahi kontrol listesi de serviste yatan hastada klinikten ayrılmadan önceki kısmını hemşire doldurur ve yine bunu dosyaya kaldırır. Bunları yaparken, yani ameliyat hazırlık formunu ve güvenli cerrahi kontrol listesini doldururken hastayı teyit etmiş oluruz. Yani yanlış bir işlem yapılmasının önüne geçmiş oluruz. O yüzden bu formları doldurmak çok önemlidir. Hastaya ameliyat olacaksa bağırsak temizliği yapılacaksa hekim direktifiyle yapılır. Ameliyat bölgesinin temizliği yapılır. Hastanın aç kalması sağlanır. Preop tedavi uygulanacaksa doktor ordununa göre uygulanır. Hastanın hazırlıkları ve tetkikleri yapıldıktan sonra hasta dosyası anestezi uzmanına onay için gönderilir. Anestezi uzmanı bazen dosyayı değerlendirdikten sonra farklı hekimlerden konsültasyon isteyebilir. Eğer konsültasyon istenirse bunlar doktoruna da bilgi verilerek yaptırılır. Konsültasyon formu yine dosyasına eklenir. Daha sonra tekrar anestezi onayına sunulur. Eğer anestezi onayı uygun görürse premedikasyon söyleyebilir. Premedikasyon yapılır ve hastaya psikolojik destek sağlanır. Hasta bakımında neler yapıyoruz? Serviste yatan hasta fiziksel ve psikolojik bir bütün olarak değerlendirilir. Yattığı süre içinde mutlaka psikolojik destek sağlanır. Doku bütünlüğünün bozulmaması için gerekli önlemler alınır. Gerektiğinde yatak banyosu yaptırılır. Uzun yatan hastalarda özellikle bunu yapıyoruz. Sondası varsa günlük perine bakımı yapılır. Enfeksiyon açısından mutlaka hasta değerlendirilir. Hastamız serviste geldi, yatışını yaptık. Doktorumuz çok güzel tedaviler yazdı. Biz uyguladık. Güzel bakımını yaptık. Hastamız artık sağlığına kavuştu ve taburcu olacak. Taburcu olurken de mutlaka hastalarımıza ilaçları kullanma ve akılcı ilaç kullanımı, beslenme ve diyeti, egzersizleri, kullanacağı tıbbi cihazlar, sigara bıraktırma eğitimi, emzirme eğitimi, özel bakım ihtiyacı bilgilendirmesi, pansumanları ya da yara bakımı, yatan hasta anketi doldurma, kontrol zamanı hakkında bilgi vererek hastamızın taburculuğunu sağlarız. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi de enfeksiyon hemşireliği süreçlerinin sunumunu yapmak üzere hastanemiz enfeksiyon hemşiresi Sayın Gülhan Seçilmiş'e bırakıyoruz size. Teşekkürler. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi ben hastanemizin enfeksiyon kontrol hemşiresiyim. Bizde genel yoğun bakım ve yeni doğan yoğun bakıma kabul ettiğimiz tüm hastalarımızın takibini rutin yapıyorum. Ama bunun dışında genel servislerde yatan hastalarımızda da eğer kültür alınırsa enfeksiyon kontrol komitesi kültür ve izlem formu ile doldurulup hemşire arkadaşlar bana haber veriyorlar. Kültür sonucunda herhangi bir mikroorganizma ürerse biz kaynaklı olsun ya da olmasın gerekli izolasyon önlemlerini belirliyor ve uygulamaya başlıyoruz. İzolasyon enfekte ve kolonize hastalardan diğer hastalara, hastane ziyaretçilerine, sağlık personeline mikroorganizmaların bulaşmasının engellenmesidir. İzolasyon önlemleri öncelikle kendi içine ikiye ayrılıyor. Bir standart önlemlerimiz vardır, bir de bulaşma yoluna yönelik alacağımız önlemler. Standart önlemler nedir? Elimize kan bulaşma ihtimali varsa ellerimizi giyiyoruz. Üzerimize sıçrama ihtimali varsa önlüğümüzü giyiyoruz. Yüzümüze sıçrama ihtimali varsa gözlüğümüzü, kolemizi takıyoruz. Mesela HCVS pozitif, HIV pozitif hastalarda alacağımız önlem nedir? Standart önlemdir.
Çünkü biz her hastayı enfekte kabul ediyoruz. O yüzden bu, yani HCV pozitif ve HIV pozitif de alınacak farklı herhangi bir izolasyon önlemi yoktur. Bulaşma yoluna yönelik önlemlerde de temas önlemleri, hava yolu önlemleri ve damlacık önlemleri vardır. Bunun için de izolasyon uygulama çizelgesini uygun izolasyon yöntemine göre doldurup hastamızın dosyasına koyuyoruz. Ve bunu yine birlikte çalıştığımız arkadaşlarla nasıl yapılması gerektiğini karşılıklı paylaşıyoruz. Ve izolasyon uyguladığımız hastalarımızın oda kapılarına da herkesi irrite etmeden uyarabilmek adına uygun figürlerimizi koyuyoruz. Sarı yaprak solunum izolasyonunda kullandığımız figürdür. Mavi çiçek damlacık izolasyonunda, kırmızı yıldız da temas izolasyonunda kullandığımız figürlerdir. Bir de atık yönetimimiz var. Atık yönetimi hastane kaynaklı tüm tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden ayrı olarak toplanması, ünite içinde taşınması, geçici depolanması ve bertaraf edilmesine yönelik teknik ve idari esasları içeren bir yöntemdir. Atıklar 4 gruba ayrılıyor. 1 enfekte atık, 2 evsel atık, 3 ambalaj ve cam atığı, 4.'sü de tehlikeli atıktır. Tıbbi atıklar hastanın kanıyla, idrarıyla, kusmuyla bir şekilde kontamine olan her şey tıbbi atıktır. Ve bunları tıbbi atık amblemli, özel belli kalınlıklarda olan kırmızı poşetlere koyuyoruz. Tıbbi atığı da yine kendi içinde delici ve kesici aletler olarak da ayırıyoruz. Delici kesici aletler nedir? İğne ucu, bistürik, permatik. Bunları şarp bas kutularla biriktirip yine tıbbi atık olarak bertaraf edilmesini sağlıyoruz. Evsel atıklar siyah poşette nedir? Mutfak kaynaklı veya işte ofis kaynaklı atıklar evsel atıktır ve siyah poşette kullanılır. Kullandığımız peçeteler evsel atık değildir. Özür dilerim. Kullandığımız peçeteler evsel atıktır. Siyah poşete atılır. Ama biz genellikle ambalaj atığı olarak atıyoruz. Bir de ambalaj atığımız vardır. Bu da mavi poşette geriye dönülebilecek her şey. Nedir? Plastik bardaklar, pet şişeler, teneke kutular, kağıtlar, kartonlar. Bunlar geri dönüşümdür ve mavi poşetlerde biriktirmek gerekir. Dediğim gibi peçeteyi asla mavi poşete atmıyoruz. Çünkü peçete zaten geri dönüşümden elde edilmiş bir ürün, tekrar geriye dönmüyor. Bir de tehlikeli atıklarımız vardır. Tehlikeli atıklar nedir? Mesela laboratuvardan kaynaklanan kimyasal atıklar, floresan lambalar, piller, patlayıcı kaplar, mesela kullandığımız deodorant şişeleri. Bunlar tehlikeli atıklardır. Bunları da diğer atıklarımızla karıştırmıyoruz. Yöntemine göre bazılarını sarı, yine tehlikeli atık amblemi olan poşetlerde biriktiriyor. Sızma ihtimali olanları da mavi bidonlarda biriktiriyoruz. Ve bunların hepsini İSTAÇ'a ödüyoruz. Atıkları arkadaşlar özellikle birimlerde kaynağında ayırmamız çok önemli. Çünkü biri ambalaj atığı çevredir, kullandığımız bizim çevre. Tıbbi atık ve tehlikeli atık için de bir bedel ödüyoruz. O yüzden ne kadar az çıkarırsak hem çevremize o kadar yararlı hem de kurumumuza yararlı olacağız. Teşekkür ederim. Evet, tüm sorumlu hemşire arkadaşlarımızın emeğine, ağzına sağlık diyoruz. Bizlere güzel bilgiler kattılar. Tekrardan kendilerine teşekkür ediyoruz.